Too low. Rain. Rain ahead. Pull up. Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Bu video resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Takvim yaprakları 24 Mart 2015 göstermekteydi. Pegasus Hava Yolları gibi low cost bir firma olan Germanwings Hava Yolları'nın 95-25 sefer sayılı uçuşu, İspanya'nın Barcelona şehrinden Almanya'nın Düsseldorf şehrine uluslararası yapılan yolcu uçuşlarından birini gerçekleştirecekti. Uçuş operasyonunda kullanılacak olan uçak 24 yaşındaki bir Airbus A320 idi. Bu A320 ilk deneme uçuşunu 29 Kasım 1990'da yapmıştı ve 5 Şubat 1991'de Lufthansa'ya teslim edilmişti. Bir dönem Lufthansa'da uçuş yapan uçak 2014 yılında Germanwings'e devredilerek Germanwings bünyesinde hizmet vermeye başladı. Toplamda 58.300 saat uçuş yapılan uçakla 46.700 farklı iniş kalkış yapılmıştı. Uçuşun kaptan pilotu Patrick Sondenheimer 34 yaşındaydı. Kaptan 10 yıllık uçuş tecrübesine sahipti. Bu 10 yıl içerisinde Airbus A320 uçak ailesiyle 3 farklı firmada çalışmıştı. Bunlar Lufthansa, Condor ve son olarak Germanwings Hava Yolları'nda toplamda 6000 saat uçuş yapmıştı. Yardımcı pilot Andreas Lubitz ise 27 yaşındaydı. Bu ismi unutmamanızı tavsiye ederim. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında kendisinden sıkça bahsedeceğiz. Yardımcı pilot Andreas yaşanacak olan kazadan yaklaşık 2 yıl önce Eylül 2013'te Germanwings'e katılmıştı ve 630 saat uçuş tecrübesine sahipti. Uçakta 144 yolcu, 6 uçuş ekibi bulunuyordu. 144 yolcu arasında 16 öğrenci ve 2 öğretmen değişim programı sebebiyle Almanya'ya gidiyorlardı. Ayrıca 144 yolcu arasında bir de Türk yolcu bulunuyordu. 95-25 sefer sayılı uçak Barcelona havaalanının 07 sağ pistinden saat tam 10'da kalkış yaptı. Planlanana göre uçak saat 11.40'da Almanya Düsseldorf havaalanına varacaktı. Anlık olarak saat 10.27'yi göstermekteydi ve uçak 38.000 feet'te düz uçuşunu gerçekleştiriyordu. 3 dakika sonra pilotlar kule görevlisiyle kontak kurarak IRMAR adı verilen Waypoint'e yönlendirildi. Waypoint'i uçaklarının rotalarını oluşturmak için belirlenmiş referans noktaları olarak düşünebilirsiniz. Kule görevlisinin pilotları IRMAR Waypoint'ine yönlendirmesi üzerine pilotlar kule görevlisini onayladı. İşte o kule konuşmaları ekrana geliyor. Bu esnada uçak İspanya hava sahasını terk ediyordu ve Fransa sınırları içerisine giriyordu. Saat 10.30'da kaptan pilot yardımcısına tuvalete gitmek için kokpitten ayrılacağını söyledi. Bu yüzden hava trafik kontrolörü ile olan telsiz konuşmalarını devralmasını istedi. Videoya kısa bir ara verelim. Kısa sürede 8.000'e aşkın bir abone sayısına ulaştık. Eminim ki çok yakında 10.000 aboneyi de geçeceğiz. Bu süre zarfında kanala abone olup videolara like atarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Şimdi kazaya geri dönelim. Kaptan kokpitten ayrıldıktan kısa süre sonra kokpit içerisinde yalnız kalan yardımcı pilot Andreas çılgınca bir şey yapıp kokpit kapısını kaptanın arkasından kilitledi. Ve otopilotun irtifa seçimini 38.000 feet'ten çıkartıp 100 feet ayarladı. Bu demek oluyor ki uçak kısa süre içerisinde dağlık olan bu bölgede 100 feet'e kadar alçalış yapmış olacaktı. Yardımcı pilot Andreas'ın yaptığı bu akıl almaz komut üzerine uçak alçalmaya başladı ve her iki motorun hızı otomatik olarak düşmeye başladı. Saniyeler sonra yardımcı pilot uçağın bir an önce yere düşmesi için A320 uçağının hızını daha da arttırdı. Dakikada 1700 feet kaybeden uçak bu komut üzerine daha fazla alçalmaya başlayarak dakikada 5000 feet, yani dakikada 1500 metre kaybetmeye başladı. Birincil uçuş göstergesinin sağ tarafından alçalış hızını görebilirsiniz. Birkaç dakika sonra uçuş kontrolörü, yani kule görevlisi, uçağa bağlanarak uçuş ekibine hangi irtifa için kendilerine izin verildiğini sordu. Kontrolörün pilota sesleniş ekrana geliyor. Kule görevlisinin pilota seslenişi üzerine kokpitte yalnız kalan yardımcı pilot kontrolöre cevap vermedi. Saniye içerisinde kontrolör yanıt alamadığından dolayı kokpitte yalnız kalan pilotla iki kere daha iletişime geçmeye çalıştı. Yardımcı pilot zaten hızla alçalmakta olan uçağın hızını bir kere daha arttırarak 323 knot'a getirdi.
Bu noktada kokpit içerisinde yaşananlardan habersiz tuvalete gitmiş olan kaptan pilot geri gelip kokpite girmeye çalıştı. Yardımcı pilot kaptanın çıkışının ardından kokpit kapısını arkasından kilitlemişti. Kaptan defalarca kez kokpite girmeye çalışmasına rağmen yardımcı pilot kaptanın bu çabasını umursamadı. Kaptan içeriye girmeye çalışıyorken kule görevlisi uçağa tekrardan bağlandı. Germanwings uçağından hala geri dönüş alamamış kule görevlisi şansını denemeye ısrarla devam ediyordu. Kule görevlisinin çağrısının ardından yardımcı pilot tekrardan uçağın hızını arttırarak düşmekte olan uçağın hızını 350 knot'a getirdi. Bu arada kaptan pilot kokpitin dışarısında bulunan ve normalde kabin görevlileriyle pilotların iletişimini sağlayan interfon denilen kabindeki telefonla kokpit içerisinde yalnız olan yardımcı pilota tekrardan ulaşmaya çalıştı. Fakat kaptanın yardımcı pilot Andreas'a telefonla seslenişleri de cevapsız kaldı. O sırada kabindeki yolcular da yükselen seslerden dolayı bir sorun olduğunu fark etmeye başladılar. Kaptanın kokpite girebilmesi için yaptığı defalarca başarısız denemeden sonra kaptan pilot uçağın içerisinde bulunan ve acil durumda kullanılmak için bulundurdukları baltayı aldı ve kapıya baltayla vurmaya başladı. Kokpit kapıları dayanıklı olduğundan balta kullanılarak yapılan bu girişimde başarısız olmuştu. Marsilya kule görevlisi ve askeriyeye bağlı Fransa hava savunma kontrolörü farklı frekanstan Germanwings uçağına sesli çağrı yaparak kokpitteki pilota bağlanmaya çalışıyorlardı. Ayrıca hızla alçalmakta olan Germanwings uçağının yakınlarında olan başka bir uçak da yardımcı pilotla bağlantı kurmaya çalışıyordu. Yapılan bu çağrıların tamamı yeniden Andreas tarafından cevapsız bırakılmıştı. Uçak alçalmaya devam ederken kokpit ses kayıt cihazından alınan ses kayıtlarına göre dışarıda olan kaptan pilotun kokpit kapısına şiddetli darbelerle 5 kere vurduğu tespit edildi. Ayrıca alınan ses kayıtlarında yardımcı pilot Andreas'ın hızlı hızlı nefes alışverişleri dikkat çekiyordu. Bu sırada uçakta bulunan Ground Proximity Warning System, yani yer yaklaşım ikaz sistemi olarak bilinen, pilotlara yere yakın olduklarını bildirmek için bulunan ikaz sistemi uyarı vermeye başladı. Too low, terrain. Too low, terrain. Terrain ahead. Hold up. Hold up. Hold up. Terrain, terrain. Hold up. Hold up. Terrain ahead. Hold up. Terrain ahead. Hold up. Hold up. Hold up. Terrain, terrain. Hold up. Hold up. Terrain, terrain. Hold up. Hold up. Terrain, terrain. Hold up. Hold up. Hold up. 95-25 sefer sayılı Germanwings uçağı Fransız Alplerindeki bir bölgeye düştü. Uçak dağa çarptığındaki hızı 700 km saatti. Şimdi ekrana enkazın birkaç gerçek görüntüsü geliyor. Kazanın hemen ardından Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca Alman Uçak Kaza Soruşturma Bürosu da kazanın araştırmasına katıldı. Müfettişlerin uçağın kara kutularından aldıkları bilgilere göre uçuşun ilk bölümünde yardımcı pilotun kaptana karşı gayet nazik davrandığını, fakat uçuşun ortalarında iniş için önceden yapılan planlama briefinginde yardımcı pilotun tutumunun bir anda sert ve asabici olduğunu raporladılar. Kaptanın tuvalete gitmesinin ardından yalnız kalan yardımcı pilot kokpit kapısını kilitlemişti. Kaptanın kapının kilidini açmak için zaten bir kodu vardı. Ancak kilidin kod paneli kokpit içerisindeki kontrollerden devre dışı bırakılabiliyordu. Ve kaptanın kokpitten çıkışının ardından yardımcı pilot kapıyı kilitleyip kapı kilit panelini devre dışı bırakmıştı. Ve dakikalar sonra uçak Fransız Alplerindeki bir yamaca çarpmıştı. Kazanın nedeni tüm açıklığıyla kazadan 2 gün sonra Alman dedektiflerin yardımcı pilot Andreas'ın evindeki özel eşyaları incelemesiyle ortaya çıktı. Müfettişler Andreas'ın kişisel bilgisayarı dahil tüm eşyalarını incelediler ve kaza nedenini çöp kutusunda bulunan bir doktor raporunda buldular. Raporda Andreas'ın çalışmaya uygun olmadığı belirtiliyordu. Ayrıca evinde yapılan incelemede Andreas'ın psikolojik sorunlar yüzünden ilaçlar kullandığı tespit edildi.
Bilgisayarına bakıldığında ise arama geçmişinde kendi canına kastetme yolları, kokpit kapıları ve havacılıktaki güvenlik hükümleri hakkında araştırmalar yaptığı görüldü. Peki doktorlar Andreas'ın hasta olduğunu bile bile neden ihbar etmemişlerdi? Doktorlar Andreas'ın psikolojik rahatsızlığı ile ilgili raporları hastanın gizlilik ilkelerinden dolayı Lufthansa Hava Yolları'na bildirmemişti. Hatta Alman doktorlar hasta gizliliğini ihlal etmekten yargılanacaklarını düşündüklerinden kazadan sonra bile müfettişlerle konuşmayı reddettiler. Müfettişler Andreas'ın geçmiş uçuşlarına baktıklarında bir başka İspanya-Almanya seferi sırasında Andreas'ın uçağı yere sürmeye kalkıştığını tespit ettiler. Yani bu onun ilk denemesi değildi ve yardımcı pilotun bu kararı aniden verilmiş bir karar değildi. Evinde bulunan bulgulara göre de girişiminin önceden planlanmış olduğu çok belliydi. Kaza sonucu birçok havayolu şirketi kokpitte her zaman en az 2 uçuş ekibinin bulunmasını zorunlu hale getirdi. Ayrıca sigorta şirketi ölenlerin aileleri için 280 milyon euroluk bir fon ayırdı. Germanwings Hava Yolları yasal olan tazminattan ayrı olarak kendi isteği dahilinde ölenlerin ailelerine 50 bin euroluk yardım yaptı. Lufthansa Hava Yolları ise ayrı olarak ailelere 75'er biner euro, yakınlarına ise 10'ar bin euro tazminat ödedi. Maalesef ki ödenen tazminatlar gidenleri hiçbir zaman geriye getirmeyecekti. Almanya'daki doktor-hasta ilişkisinin üçüncü kişilere açıklanmamasını emreden yasa ve bazı havayolu şirketlerinin personel alımında detaylı araştırma yapmaması 150 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kazada hayatını kaybeden 150 kişinin anısına.